Merhabalar Niyaz Bey. Merhabalar. Defilenizi çok beğendik. Yine çok, çok başarılıydı. Biz çok, çok teşekkür ederiz. Tam konsepti anlatabilir misiniz bize tabii, tekrar? Tabii. Bu benim ilk solo defilemdi. İstanbul Moda Haftası'nda sergilediğim 3. defile. Konsepti bunun için sünnet belirledim. Bir tasarımcı olarak benim hayatımdaki önemli adımlardan birisi bu. Sünnette bir erkeğin olgunlaşmasındaki önemli adımlardan birisi. Evet. Onun üzerine ilerliyordu. 1920'lerden ilham alan bir koleksiyondu. Art Deco döneminden. Çünkü modernizmin başlangıcı ve sanatın sünneti diyebiliriz aslında o dönem için. Kombinler, renkler, baskılar, desenler o dönemi anımsatıyordu. Klasik sünnet kıyafetlerini anımsatan bazı detaylar da vardı. Bir önceki defilenizde de babadan miras değil. O ilk koleksiyonum ayna. Bir önceki koleksiyonumda olmuş. Orada da miras değil alın teri sloganıyla evet, çıkmıştık. Çok güzel. Sürekli böyle yine aynı şekilde mi devam etmeye düşünüyorsunuz? Türk aslında kültürünü baz alarak. Hep bizden ögelerle bir şeyler yapmak bana iyi ve keyifli geliyor. Ama bir tasarımcının hayatında çok farklı evreler vardır. Hiç belli olmaz. Yarın bir gün çok farklı bir şey yapabilirim ama bugün böyle. Peki Fashion Week içerisinde en çok beğendiğiniz tasarımcı kim oldu? Vallahi hiç kimseyi birbirinden ayırmıyorum. Bütün tasarımcı arkadaşlarım çok büyük emek harcıyorlar. Yani o bu hiçbiri hiç fark etmez. Hepsi çok kıymetli işler yapıyorlar. Hepsi birbirinden değerli ve güzel. Birçok kişiye örnek oluyorsunuz tabii tasarımlarınızla, davranışlarınızla belki. Peki önerileriniz nedir? Benim en büyük amacım yaptığım işin günün birinde Türkiye moda tarihinde bir yerde yazılacağını biliyorum. Hep bunun sorumluluğu ve bilinciyle yapıyorum yaptığım bütün işleri. Arkadaşlar da bütün çalışmalarında hep buna dikkat etsinler. Yani çok çalışmanın haricinde yaptıkları işin çok değerli ve kıymetli olduğunu farkına varsınlar. Peki bir şey daha soracağım defileyle ilgili. Duyduğum kadarıyla Kürtçe müzik ve Björk konseptli iki, bir şey. İki farklı müzik vardı. Bir tanesi Nezih Üne'nin ilk açılış parçası. Anadolu'nun Kayıp Şarkıları belgeselinin Dengbejler müziği. Kürtçe bir şarkıydı, bir uzun havaydı. Yani bir Doğu Sound'unun Batı formatında bir yorumuydu. Diğeri de Doğu Sound'unun Batı formatında bir yorumuydu. Björk'ün Kristilen şarkısının Ömer Süleyman remixini kullandık. Bu Doğu Batı sentezini anlatan ve koleksiyona iyi uyan iki müzikti. Bu tercihi de siz mi yaptınız? Aslında bu koleksiyonda bana çok büyük destek olan hem arkadaşım hem koleksiyonun hem de defilenin kreatif direktörlüğünü yapan Barış Çakmakçı. O müziklerin müziklerde onun da etkisi var. Björk'ün şarkısını o bulmuştu. Evet. Ama Nezih Bey'le çalışmayı ben hep çok istiyordum. Anadolu'nun Kayıp Şarkılarından mutlaka bir parça çalmayı istiyordum. İlki de benim tercihim. Evet, çok uygun ve çok başarılı olmuş. Tebrik ediyoruz. Çok, sağ olun, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Başarılarınız devam diliyoruz.